hayırlı bir cuma günümüz olsun. O cumanın feyiz ve bereketi üzerimize olsun. Kalbimizden geçen, ruhumuza düşen, aklımıza düşen ne varsa kaldırabileceğimiz şekliyle, yönetebileceğimiz şekilde yaşamımızda olsun inşallah. Bugün sadaka günümüz olsun değerli dostlarım ya. Bugün hani sizden bunu rica ediyorum. Bugün sadaka günümüz olsun, olur mu? İşte hocam ben bunu zaten veriyorum. Okey, bugün de ver ya. Rakam önemli değil, miktar önemli değil. Bugün şöyle bir şey yapalım. Naçizane olarak şöyle bir niyette bulunalım. Diyelim ki Allah'ım, Yüce Rabbim, bilerek bilmeyerek, farkında olarak olmayarak, nefsime yenik düşerek işlemiş olduğum bütün günahlarımın affına vesile olması için Allah'ım vereceğim sadakayı kabul eyle. Sadakamı özellikle bana her daim ferahlık, her daim senin yolunda olmayı bir vesile kıl Allah'ım diyebiliriz. Veya vereceğiniz miktar eğer yüksek bir miktarsa Allah'ım Yüce Rabbim bilerek bilmeyerek farkında olarak olmayarak soyum ve zürriyetimin ailemin ve benim işlemiş olduğumuz günahların affına vesile olması niyetiyle Allah'ım vereceğim bu sadakayı kabul eyle diyerek verebilirsiniz. Önemli olan burada sadakayı verirken kibire girmemek. Önemli olan burada verdiğinizle ilgili kendinizi bir şey zannetmemek çok önemli. Kime verdiğiniz tabii ki bir yere kadar önemli, bir yerden sonra önemsiz. Onun için bugün gelin verme dengemizi sağlayalım, olur mu? Biliyorsunuz vermek sağ elle ilgilidir. Verdiğinizde sağ elinizdeki akışkanlık olur. O zaman sol el görev bilir ve almaya başlar. Sol el aldığında sağ el görev bilir ve vermeye çalışır. Hayatımızın içerisinde bu döngü hep vardır. Bugün işte hocam ben bulamıyorum, yapamıyorum, edemiyorum gibi bir söylem yok. En kötü ihtimalle yolda bile bulamıyorsunuz ki bulamamanız için bir sebep yok. Gidin bir fırına, verin bir miktar para. Bugün parası olmayıp da ekmek isteyen herkese buradan verin deyin. Onun haricinde gidin hayvan barınağına bir miktar gönderin. Veya oradan gidin bir okula girin, müdürünün yanına çıkın deyin ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Benim kalbimden geçti. Ben okulunuza bir yardım yapmak istiyorum. Ama eğer yetim öğrenciniz varsa onlara yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? Veya atıyorum okula gidin bir şey alın. İlla ki bu çeşme yaptırıp bir şey yaptırmak gerekmiyor. Sevap kapılarının sürekli açık olması için. Okula alacağınız bir fotokopi makinesi bile oradan çekilen her fotokopi de sizin hakkınıza gelecek olan bir sevaptır. Veya gidin bir yaşlılar yurduna ihtiyaç sorun. Oradan o ihtiyaçları neyse onu alın. Bunları hep feyiz olsun diye söylüyorum. Hepsini biliyorsunuzdur mutlaka. Bunlarca daha birçok şey yapabilirsiniz. Ama illaki yolda çıkacak birini beklemeyin. Sadaka illaki manevi olan bir şey değildir. Ama benim bugün sizden naçizane tavsiyem cebinizde bir miktar parayı bugün çıkarın. Bu size inşallah fazlasıyla kat kat maddi manevi olarak geri dönsün. Bereketiyle dönsün. Bunları hep söylüyoruz. Örnek veriyorum. Yolda birini gördüğünüzde baktınız ki işte bir şeye bakıyor, ihtiyacı var. Onu incitmeden nazik bir şekilde onu halledebilirsiniz. Bunun haricinde daha birçok yol var. Birçok yol var. Veya otobüse bindiniz. Atıyorum bir öğrencinin yol parasını karşılayabilirsiniz. Veya atıyorum yemek yiyorsunuz, iki öğrenci geldi, yemek yiyor, onun yemek parasını karşılayabilirsiniz. Veya bir anne ve bir çocuk karşıdan geliyor, baktınız ki kıyafetleri vesaire düzgün değil, o anda ona bir paket bez alabilirsiniz. Daha birçok şey sayabiliriz. Bu sizin manevi mertebenizde kaldırabileceğiniz, hazmedebileceğiniz şeyle alakalıdır. Ama bugün maddi olarak elinizden bir şeyler çıkarmanızı naçizane olarak tavsiye ediyorum. Allah bin bereketini versin. Bu cuma gününün hayrı hürmetine hakkınızda hayırlı olanı neyse versin, kaldırabileceğiniz neyse olan versin. Bu duaları siz de ümmeti Muhammed'imiz için yapın arkadaşlar. Dua etmeden dua alamazsınız. Ettiğiniz dualar yaşamınıza hayırlı yollar etsin inşallah. Ve bugün bir de şunu yapalım. Diyelim ki Allah'ım Yüce Rabbim üzerimde alacağı olan bütün herkese hakkımı helal ediyorum.
Sen hakkını helal edenleri sevdiğin için helal ediyorum. Dünya, ahiret, gelmiş, geçmiş ve gelecek. Bütün haklarımı helal ediyorum. Benim de birilerinin üzerinde eğer birilerine karşı vereceğim herhangi bir şey olup da veremediğim bir şey varsa ve bilmeden birilerinin hakkı üzerime geçtiyse onların da bana haklarını helal etmesi niyetiyle Allah'ım yapmış olduğum bu helalliği kabul eyle. Rabbim her daim alacaklarımı ve vereceklerimi dengede tutucu Rabbim. Allah'ım hakla, kul hakkıyla, yetim hakkıyla hiçbir şekilde huzuruna gelmeyi bana nasip etme. Her daim yanlışlıkla bilmeden ve fark etmeden hakla ilgili bir yanlış yaparsam onu temizleyebilmeyi bana nasip eyle Yüce Rabbim diye bir dua edelim. Kalbiniz, ruhunuz, zihniniz ve bedeniniz her daim o kadar duru olsun ki, o kadar güzel olsun ki, o kadar hisli olsun ki doğruyu ve yanlışı ayırt edebilelim. Sevgi ve saygılarımla Cuma'nın feyiz ve bereketi üzerinize olsun. Pazartesi görüşmek dileğiyle.